Tekrar merhaba Medya Dünyası programı kaldığı yerden devam ediyor. ilk saat dilimimizde Fenerbahçe haberlerinin yer aldığı gazete manşetlerine bakmıştık. Galatasaray'a ufak bir giriş yaptık, oradan devam edeceğiz. Ezan yolu ufak bir konuştuk. Torreira'nın e, sakatlığı umarız e, kısa sürede e, formuna kavuşur ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir bir buçuk ay gibi bir. Yani süre. tabi Galatasaray için gerçekten çok önemli bir eksiklik olacak hı hı. E, bu süreçte. E, şimdi öneleme maçı var bir golcü şeyinden bahsedilirken, sıkıntısından evet. bahsedilirken ki City maçında yani o eksikliğim eksikliği mi diyelim, bir golcü eksikliği mi diyelim ciddi şekilde gündeme gelirken bir de sizin orta sahanızın en önemli oyuncusunun sakatlanması ve bir ay, bir buçuk ay sahalardan uzak kalacak olması tabii ki bana göre Okan Buruk için bir kabus oldu. Yani hı hı. Belki oraya da bir, bir tekrar bir, bir takviye gündeme gelecek düşünülecek. Yani Galatasaray'ın şu süreçte biraz daha açıkçası hızlı hareket etmesi gerekiyor sanki diye düşünüyorum. E tabii ki transferi yapanlar, görüşenler, bu, bu iletişimi yürüten insanlar doğru zamanı, doğru tercihleri, doğru rakamları verip süreci daha iyi yöneteceklerini biliyorlardır ama. Bugün ligin bitmesinin işte üzerinden bir aydan fazla ya da bir ay bir zaman geçti. Galatasaray sezonu açtı. İşte bir hafta zaman geçti. Bir hazırlık maçı oynandı. 100-0'dan 4-3 maç verildi. <laughs> ee, ve biz gelinen noktada bugün hala yani işte Zaniola e, takımda kalacak mı? Gidecek mi? İşte e, İkade durumu ile ne ilgili neler olacak? Sabunlu i̇şte bu ay satılacak mı? Nelson, Nelson satılacak mı? E, efendim alınacak. kalede, kalede ee, yedek kaleci kim olacak? Yani Mustarra'nın yedeği kim olacak? Hı. Hala Galatasaray açıkçası böyle 8-10 maddelik bir e, soru sorsak e, yanıtlarını şu anda bizde tam olarak bilmiyoruz. E, biraz daha bence Galatasaray'ın değerli yöneticilerinin e, herhalde şu yaşanan süreç Toraların sakatlığı e, işte City e, maçının belki çok önemli değil bir, bir hazırlık maçıydı ama sonuçta 3-0'dan 4 3te maç vermek o kadar da şey bir şey değil yani Hazırlık maçı da olsa ben hoca olsam bunu yaşamak istemezdim. İlk yarıda yedi ee, hani evet. biraz daha ideale yakın bir kadro vardı ya panik Sonra yapacak panik yapacak bir, bir durum olduğunu düşünmüyorum Tabii ama ki. artık e, işte iyi e, Icardi ya da diğer e, golcü transferi bunların da bir bir şekilde biraz sonuçlanmaya başlaması gerektiğini e, şey yapıyorum. Haberlerle hemen devam edelim. Bir üçlü harekat olduğunu söylemiş Fotomaç. PSG'nin önerisi karşılık buldu. Aslan atağa kalktı. Parades ve Icardi'nin yanında Bernat'ı teklif eden Fransız ekibine olumlu yanıt verildi. Sarı Kırmızılar 3 ismi de bitirmek için bir operasyon başlattı. Ufak bir alt başlık var Galatasaray'a sıcak bakıyor diye. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen başkan vekili Erden Timur 3 ismi birden bitirmek için operasyon başlattı. Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurduğu PSG ile temasları sıklaştıran Timur kısa sürede olumlu sonuç almayı hedefliyor PSG'de. Yeni hocası Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği oyuncular için kolaylık yapmaya hazır. Gündeme gelen son isimse Bernat'ın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı konuşuluyor. 2018'de Bayern Münih'te 5 milyon euroya transfer edilen yıldızın 2 yıl daha kontratı bulunuyor PSG ile. ama tabii Luis Enrique onunla devam edip etmediğini henüz karar vermedi bu anlamda. Ya bu iki gün önceki bir Fransa basınından bir iddiaydı Hı -hı. bu haber. E tabii burada şimdi paradesle ilgili uzun süredir e, yani yaklaşık 3 haftadır falan e, ciddi haberler çıkıyor. Yani be, benim de bu konuyla ilgili e, yani bu adamın ismi çıkıyor. Gerçekten böyle bir şey var mı diye sorduğum e, kişi ya da Galatasaraylı idareciler. Evet yani Galatasaray'da şu anda transferi olabilecek yani bir sürü isim var ama biz bir tane ismi yazarsak Parades'in en kuvvetli aday olduğunu. Yani evet. orada bir ciddi bir görüşme, an olduğunu ve bu burada Galatasaray'da e, şu politikayı e, gözetiyor. Yani biz e, Parades'i alırsak bu şu demek. Yani Icardi'yi de artık Galatasaray'a daha da yakınlaştırıyoruz demek. Yani çünkü e, şeyin de Icardi'nin de takımda olmasını istediği arzu ettiği bir futbolcu. Eğer Galatasaray Parades'i önümüzdeki günlerde saatlerde açıklayabilir. biraz önce ifade ettiğim gibi yani transferi neredeyse bitme aşamasına gelmiş oyunculardan bir tanesi ve Parades ismi ismi Galatasaray'la olursa ben ondan sonra şu yorumu da yaparım. Icardi de artık Galatasaray'a yaklaştı ve Icardi'nin de Galatasaray'a geliş şeyi, süreci hızlandı derim. Yani hı hı. Parades Galatasaray'a gelirse bana göre de eee Icardi de e, Galatasaray'da yeni sezonda %99 olur. Icardi demişken Icardi haberleriyle isterseniz devam edelim. Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Icardi'ye yeni teklif. Hal maçında Mumla aranan Arjantinli futbolcu için aslan bir hamle daha yaptı. Galatasaray yönetimi sezon başına 10 milyon euro isteyen 30 yaşındaki futbolcu için rakamı 7,5 milyon euroya daha euroya daha çıka, kadar çıkardı. Icardi cephesi Henüz bir yanıt vermedi. Arabistan'ın hala masada olduğu söyleniyor. Ama tabii e, Avrupa'da oynamak istediğini de biliyoruz oyuncunun. Şimdi burada e, tabii yani ikadi ile ilgili rakamlar çok konuşuluyor. İşte 10 milyon euro istediği, işte bu haberdeki gibi 7,5 milyon euroya kadar çıktı filan. Şimdi burada gerçek olan şu, bir kere Sayın Dursun Özbey'in bir sözlerini hatırlayalım. Yani biz Icardi için sponsor görüşmeleri yapıyoruz dedi. Neydi bu sponsor görüşme? Biraz açalım. Hı hı. Ee, yani bu burada Galatasaray şunu şunu planlıyor ve şunu düşünüyor. Galatasaraylı iş adamlarından yani sponsor olabilecek iş adamlarından e, oyuncu için birer milyon euro. Bu yeni bir bilgidir bu arada. Birer milyon euro. Yani üç işi de üç iş adamı e, birer milyon eurodan üç milyon euro. 3 milyon euroyu biz bir kenara koyduk. Hı hı. Ee, bir sponsor geliri olarak kenara koyduk. da burada e, 4,5-5 milyon euro gibi bir e, parayı gözden çıkartıyor. Diyor ki ben 4-4,5 milyon, 4,5-5 milyon euroyu ben verebilirim. Geçmişte böyle iyi oyunculara verdim. E, dolayısıyla Icardi'ye de verebilirim. Ne oluyor? 8 milyon euro. Yani işte 7,5-8 milyon euroya gelen bir rakam. Evet. Ha. Ee, artı bunun işte bonusları, artı işte imaj hakları, ne bileyim reklamda oydu, buydu filan. Biz bunu 9, 9,5'a getirebilirsek biz bu adamı bir şekilde artık ikna etme boyutuna getiririz. Evet. Zaten kendisinin istediği de 10 milyon euro gibi bir rakam. Hı hı. Ama dün akşam yine bir iddia ortaya çıktı. Ee, dış basındandı. Ee, Jorge Jesus'un e, işte e, Suudi Arabistan'a imza attı. Kulübe dediği bana Icardi'yi alın kardeşim. Icardi'yi alın. Hem Icardi'yi imzanlı ee, yol ama. E, yani <laughs> Icardi e, Jorge Jesus Icardi istemiş. Hı hı. Yani ama e, gelinen süreçte Suudi Arabistan'ın onu istediğini biliyoruz. Evet. E, ama anladığımız kadarıyla Ama Suudi Arabistan'dan da resmi bir teklif gelmedi değil mi? E, yani bir resmi yok konuşuluyor. Yani hı hı. bu Wanda Nara işte bu, bu tür şeyleri e, böyle haberler çıkıyor ama bu e, bir kere oyuncunun kulübü de var ya bunu bunu hı hı. unutmayalım. Yani biz burada sadece Icardi'yi ikna etmekle bu iş olmuyor. İşte anca Parades, Icardi, işte e, haberde adı geçen Bernard yani burada bir paket var. Hı hı. Bu paketin içerisinde eğer bu oyuncular olursa biraz önce ifade ettiğim gibi zaten Paredes Galatasaray'a imza atarsa ben de önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atmasını artık kesin gözüyle bakarım. 3 adamı da birer milyon euro verir. Yıllık ücretine Galatasaray'da 5 milyon euro verir, 8 milyon euro bonuslarla onlarla bunlarla 9'u bulan bir rakam olur. Bu da inanılmaz bir evet. e, ücret olur ve Türkiye'de rekor olur. Böylelikle İKARDI e, işi de mutlu sonla bitmiş olur. Umarız. Biz yani, izlemeyi öyle, seviyoruz. Yani öyle Galatasaraylar için e, tabii ki bu önemli bir e, gelişme. Mutlaka herkesin ilk beklediği isim. Evet. Ama yine de Galatasaray'ın o bölgeye başka bir oyuncu da golcü de e, illa ki alması lazım. Yani yok. Uzun bir sezon. İşte e, öneleme maçları var. Öneleme maçlarından sonra gruplara kalmak var. E, Süper Lig var. Türkiye Kupası var. Yani o orada sadece ikare değil birkaç tane de oyuncu transferinin gündeme de olması gerekiyor. Golcü olarak ama gelecek kişinin de Icardi'nin arkasında olduğunu Icardi bilerek varsa gelmesi Icardi varsa Icardi oynayacak. Yani Icardi, evet. Zaniola da var. Yani şimdi Zaniola'nın durumu da biraz önce söyledik. Yani onun da durumu sürekli işte oradan buradan transfer haberleri yok. Suudi Arabistan yok. Juventus yok. O yok. Bu. Yani bakalım Galatasaray'da neler olacak? Biraz Galatasaray'da şu an fotoğraf bir tek paradesse netleşmiş durumda. Bir de Günay gündemdeydi kaleci Günay. Uzun zamandır daha lig oynanırken de herhalde o transferde bitme aşamasına gelmiş. O da açıklanabilecek transferlerden biri olabilir. devam edelim. Galatasaray'ın haberleriyle Fotomaça tekrar döneceğim. Hal City maçının sonucunu önemsemeyen Okan Buruk ilk yarıdaki güzel futbolun önemli olduğunu söyledi. E neler dedi hemen bunu aktarayım. İlk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz. Özellikle ilk yarı oynadığımız oyun devam ettirdiğimiz takdirde bu sene için yine bizim için bir ölçü olacak açıklamasını yaptı. Solda ufak bir kutu haber var. E bu karşılaşmada genç isimlerin sınıfta kaldığına dair. Okan Buruk Halstik karşısında genç oyunculara şans vermişti. Hamza Akman, Ali Turap Bülbül, Süleyman Luş, Baran Aksaka, Eren Aydın ve Ali Yeşilürt performanslarıyla sınıfta kaldı. İkinci yarıda kaleyi koruyan Cankat Yılmaz'ın ise gollerde yapacağı pek bir şey yoktu. E, Okan Buruk ilk yarıda şampiyon bir takım gibi oynadık dedi ama tabii sonrasında e, olaylar tersine döndü. Yani sonuçta bir hazırlık maçı. Çok da sonucuna takılmamak lazım ama yani sonucundaki sıkıntı öne geçmişsiniz. Aha. Sonra bir 10 dakikada bir 4 tane gol yiyorsunuz. Yani yiyorsunuz ve e, maçı veriyorsunuz. Yani burada takılınacak bence nokta bu. Yani niye Hı -hı. bu böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız? Bir de bence erken bir hazırlık maçıydı. Yani daha sezonu yeni açtınız. Aradan bir hafta geçmiş. Bilmiyorum niye böyle hemen bir hazırlık maçı oynama ihtiyacı hissettiniz. Şöyle Hı -hı. bir 15 gün falan bir geçseydi ondan sonra daha oyuncuları bir şey sağlıklı bir şeyini görebilirdiniz diye düşünüyorum. Hı -hı.